Şimdi x kare çarpı e üssü x dx. Evet bu integrali hesaplamaya çalışalım. Buradaki püf nokta nerede kısmi integral kullanabileceğimizi en azından deneyebileceğimizi kestirmek. Burada bu biraz fazla aşikar çünkü videonun konusu kısmi integral zaten ama sınavlarda kimse size hadi bakalım bu soruyu kısmi integral yöntemiyle çöz demeyecek değil mi? Normalde bir ihtimal kısmı integral kullanabileceğimize dair ipuçlarından biri buradaki bu iki fonksiyonun çarpım halinde olmasıdır ve çok da bağımlı değiller değil mi? Burada x kare ve e üzeri X çarpım halinde ve kısmı integrasyonun faydalı olabilmesi için çarpanlardan birinin türevi kendisinden daha basit olmalı, diğerinin ise integrali kendisinden daha karmaşık olmamalı demiştik. Bu örnekte X karenin türevi kendisinden daha basit çünkü 2X. E üzeri X'in integrali ise kendisinden daha karmaşık değil çünkü kendisi. O halde F x, x kare olsun. Türevini aldığımızda basitleşen fonksiyonu fx'e atıyoruz öyle değil mi? Çünkü kısmi integral formülünün burasında fx'in türevini almamız gerekecek. g üssü x de e üzeri x'e eşit olsun. Çünkü birazdan g üssü x'in integralini alacağız ve böyle yaptığımızda e üzeri x'in integrali yine e üzeri x olacak. Hadi önce neyi neye atadığımızı yazalım. fx'e f x'e evet x kare diyoruz. O halde f üssü x, 2x oluyor. Bu noktada integral sabitleriyle uğraşmayacağız. Sabiti en sonda koyacağız ki ortaya çıkan integral en genel halinde olsun. g üssü x ise, evet eşittir, e üzeri x demiştik değil mi? Tabii. O halde bunun integrali olan gx yine e üzeri x olacak. Artık bu değerleri sağ tarafta yerlerine yazmaya hazırız. Bu terim eşittir f yani x kare hemen altlarına yazmaya çalışayım çarpı g x yani e üzeri x eksi yine sarıyla yazayım burayı renkleri de aynı olsun eksi integral f üssü x yani 2 x çarpı g x yani e üzeri x ve dx. 2x çarpı e üzeri x dx. Şimdi karşımızda yeni bir belirsiz integral var. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi bir kez daha kısmi integral yöntemi kullanacağız ve ilerleme kat ediyoruz. Bu ifade buradakinden daha basit artık değil mi? Dikkat edin x'in derecesini düşürmeyi başardık en azından. Burada şimdi sadece 2x var. Bu ifadeyi de biraz daha sadeleştirebiliriz bence. 2 sabit bir katsayı olduğu için integral dışında çarpan olarak gönderilebilir. Hadi onu atalım dışarıya. 2 buraya geldi. Evet şimdi tek yapmamız gereken bu integrali çözmek. Buraya yazayım. İntegral x çarpı e üzeri x dx. Bu yeni bir kısmi integral sorusuna dönüştü artık. O halde kısmi integral prensiplerini buraya da uygulayalım. X türevini aldığımda basitleşiyor mu? Evet, gayet basitleşiyor. Kısmi integral uygulamak için f(x) eşittir x diyelim. e üzeri x de g üssü x olsun böylece. Bu durum için fonksiyonlarımızı şimdi tekrar yazalım. f(x) eşittir x. Evet. f üssü x o zaman. 1. G üssü x eşittir e üzeri x. Onun integrali olan g x de yine e üzeri x oldu. O halde kısmı integrasyonumuzu artık uygulayalım. Bu eşittir f x çarpı g x değil mi? f x x'e eşit. g x de e üzeri x'e eşit. Eksi integral f üssü x çarpı g x yani e üzeri x. O halde integralin içi artık 1 çarpı e üzeri x oldu. 1 çarpı e üzeri x dx. İpin ucunu kaçırmış olabilirsiniz ama merak etmeyin şu an yaptığımız şey bu integrali çözmek. O integral işte bu integral. Bunu hesaplayabilirsek asıl ifademizde yerine monte edeceğiz. Bu aşamada kısmi integralin yeteneğini takdir edeceksiniz bence. Bu ifade ne oldu bir bakalım. 1 çarpı e üzeri x'in integrali nedir? 1 çarpı e üzeri x, e üzeri x'in integrali demektir. O da yine e üzeri x'e eşittir değil mi? O halde bu ifade şu hale geldi. Eşittir diyelim. x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x'in integrali yani e üzeri x. Evet eksi e üzeri x. Bu bunun integrali. Şimdi bunu alıp burada yerine yazabiliriz. Böylece asıl ifademizin integralini hesaplamış olacağız. Asıl ifadenin integraline bayağı bir yaklaştık. Eşittir Farklı bir renkle yazayım ki karışmasın eşittir. Evet x kare çarpı e üzeri x eksi 2 parantezinde bu integralin tamamı. Ve bu integrali az önce bu şekilde hesapladık. Eksi 2 parantezinde x e üzeri x eksi e üzeri x. Şimdi artık artı c'mizi de yazabiliriz. Tabi bu ifadeyi daha da hoş bir hale getirmek mümkün. Hadi onu da yapalım. Eşittir x kare. Aynı renklerle yazacağım yine bir saniye. Evet eşittir x kare çarpı e üzeri x. Eksi 2'yi parantezin içine dağıtırsak. Eksi 2 x e üzeri x artı 2 e üzeri x ve son olarak da artı c. İşte bitti. Zormuş gibi görünen bir ifadenin integralini iki kez kısmi integral kullanarak hesaplamayı başardık. Bravo bize.